Selamlar arkadaşlar. Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu için sizlerleyim. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum. Maalesef serverlara uzak olduğumuz için oyunlarda aldığımız ping kötü olabiliyor. Bağlantımız yavaş olabiliyor. Kendimizden kötü rakiplere karşı zorlanabiliyoruz ya da kaybedebiliyoruz. Bugün sizlere bu konu hakkında yardımcı olacağım. Hem bilgisayar hem de PlayStation 5 için port nasıl açılır? nasıl yapılır hani bu yönlendirmeyi nasıl yaparız onu anlatacağım çok işinize yarayacağını düşünüyorum tabi Geçen senelerde ben etkisinin daha iyi olduğunu düşünüyordum ama en azından bu port yönlendirmesini yaparak oyundan atma sorunlarıyla baş edebilirsiniz bu port açmayı yaptıktan sonra beni hiç oyundan atmadı yani en fazla bir ya da iki kere atmıştır o da bağlantı sorunu yani benim kendi bağlantımdan dolayı olmuştur büyük ihtimal Dilerseniz başlayabiliriz. Evet öncelikle PlayStation için anlatacağım. Ben PlayStation 5 kullanıyorum ama 4'te de aynı mantık aynı şeyler geçerli. 4 kullananlar için söylüyorum. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. A tıklıyorsunuz. Burada A durumuna geliyorsunuz. Bağlantı durumunu görüntüle var. Şurada IP adresi var. IPv4 adresi yazıyor. Bunu kendiniz oluşturuyorsunuz. Bu yazdığımı yani her PlayStation için herkes için farklı olacak. Bu gördüğünüz 192.168.1.200'ü ben kendim oluşturdum. Bunu not edeceksiniz bir yere. Nasıl oluşturacağınızı da şimdi anlatayım. Buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. İnternet bağlantısını ayarla diyorsunuz. Bu benim. Yani şöyle yapacaksınız. Manuel ayarla diyeceksiniz. Ben Ethernet kablosuyla bağlayayım. Ethernet'e bas basacaksınız. Şurada IP adresi manuel ayarlamanız gerekiyor. Benim bunlar ayarlı, onun için şu an gösteremiyorum. Manuel diyeceksiniz, kafanız öyle bir IP adresi ayarlayacaksınız. Mesela 192.168.1.350 mesela. Bunu kendiniz kafanız öyle ayarlayıp not edeceksiniz. Bu kısım önemli. Bu kısım olmazsa dediğim şekilde port yönlendirmesini yapamazsınız. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bağlantı durumu kısmına tekrar geliyorum. Şurada gördüğünüz alt A maskesi varsayılan A geçidi ee, ve başka bakayım söyleyeceğim bir şey var mı? DNS ayarları bunların hepsini ben şu an ne yazdıysam o şekilde yapacaksınız. Manuel ayarlayacaksınız. Bu da sizin bağlantınızı güçlendirir. Alt A maskesini yazılanı yapacaksınız. Varsayılan A geçidi yazılan. DNS de ben Google DNS kullanıyorum. Bence en iyisi o. DNS'i de manuel olarak kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Birincil DNS ve ikincil DNS şeklinde. MTU ayarlarında 1492 şeklinde kullanıyorum. Bunları da yaparsanız bağlantınız bir tık daha güçlendirir. Port yönlendirmesi yanında bunları da yapacaksınız. Evet, PlayStation'la olan işimizi hallettikten sonra bilgisayara geçiyoruz. Bilgisayar evdeki internete bağlı olmak zorunda. Buradan internet sağlayıcısına geliyorsunuz. Şuraya 192.168.1.1 yazıyorsunuz. Şuraya yazacaksınız. Önünüze şöyle bir sayfa çıkıyor. Buraya kullanıcı adına admin yazacaksınız. Ben süper online kullanıyorum. Artık kendi internet markanıza göre şifreniz değişiyor. Süper online kullananlar süper online yazacak şifre kısmına. Burada süper online yazdıktan sonra girişimizi yapıyoruz. Şuraya önünüze benimki yeni model arayüzü. Sizin arayüz farklı olabilir ama mantık tamamıyla aynıdır. Şurada ana sayfaya geliyorsunuz. Şurada kablolu cihazlar kısmına geleceksiniz. Benim PlayStation kablolu bağlı. Sizin kablosuz bağlıysa kablosuz kısma geleceksiniz. Kablolu cihazlar kısmına gelince şurada şu bağlı olan bilgisayar. Şu bağlı olan ise PlayStation. Şuradaki şu ismi aklınıza atacaksınız. Bakın IP adresimi değiştirmiştim. O da yazıyor. Hepsi yazar burada. Şuraya ondan sonra gelişmiş kısmına geliyorum. İletim kuralına geliyorum. IPv4 port eşleştirmesine geleceksiniz. PlayStation'da da hatırlıyorsanız IP kısmının yanında IPv4 yazıyordu. IPv4 port, port eşleştirmesine geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 17 tane portumuz var. Bu 17 tane port FIFA'nın resmi portları. Buradakilerin hepsini ben şimdi size tek tek göstereceğim. Yapılışını anlatacağım. FIFA 1 kısmına geliyorum. Aşağı iniyorum. İsmi kendim yazdım. Siz de bu şekilde yazabilirsiniz. FIFA 1, FIFA 2 diye ismi yazıyorsunuz. Burada hatırlarsanız size not, not edin dediğim IP yazıyor. Not, benimki neydi? 192.168.1.200'dü. Siz de artık kafanıza göre yazdığınız IP yazacaksınız. Artık 350 mi 450 mi şu son kısmı sadece son kısmı değiştiriyorsunuz. Benimki bu şekildeydi. Buradan PlayStation'ı seçiyorum. Hatırlarsanız benim PlayStation buydu ismi. Bu ismi giriyorum. Portumu yazıyorum. Ondan sonra pardon IP yazıyorum. Ondan sonra portumu yazmaya geliyorum. Portum şurada seçimi yapacaksınız önce. Protokolü seçeceksiniz. TCP, UDP şeklinde. Birincisi o şekilde. TCP, UDP yazacaksınız. Portun numarası da 10.000. İlki bu şekilde. Şimdi ben size hepsini tek tek göstereceğim. Bunu yazdıktan sonra ikinciye geliyorum. İkinci FIFA 2. Yine IP yazmayı unutmayın. Protokol yine TCP UDP numarası 20.000. Hepsinde aynı 20.000 yazacaksınız. Unutmayın. 3'e geliyorum. Yine IP'mi yazıyorum. TCP UDP olacak 17.504. Dördüncüye geliyorum. Yine FIFA 4. Yine IP adresimi yazdım. TCP UDP 17.503. FIFA 5'e geliyorum. TCP yazıyorum. Bakın bu farklı. Dikkat edin buna. TCP yazacaksınız. 3.659. Devam ediyorum. FIFA 6'ya geliyorum TCP UDP 80 devam ediyorum FIFA 7 TCP UDP olacak yine 443 yazacaksınız devam ediyorum FIFA 8'e geliyorum UDP olacak bu farklı buna dikkat edin 9988 yazacaksınız 9'a geliyorum UDP olacak 42120 yazacaksınız 42120 ona geliyorum UDP yazacaksınız yine 42.210 dikkat ederseniz farklı numaralar onları dikkat edin karıştırmamaya çalışın yine UDP olacak 42.230 42.230 12'ye geliyorum UDP olacak 44.125 44.125 13'e geliyorum yine UDP olacak 44.225 devam ediyoruz 14'e geliyorum 44.325 UDP olacak protokol 15'e geliyorum. TCP UDP olacak dikkat edin TCP UDP 3478 3478 olacak. 16'ya geliyorum. TCP olacak 3479. 17'ye geliyorum. TCP olacak 3480. Bu şekilde 17 tane portumuz var. Dediğim gibi bunların hepsi FIFA'nın resmi portları. Bunları açtığınızda portlarınız otomatik olarak yönlendirecektir. Ama teyit etmek istiyorsanız internet sağlayacağınız hangisi ise Süper Online, Türk Telekom yani hiç fark etmez Vodafone direkt arayıp soracaksınız portlarım aktif oldu mu diye. Aktif olduysa onların ekranının önüne düşecektir. Şimdi bunlar PlayStation'a yönelikti. Bilgisayara yönelik de ne olduğunu kısa bir şekilde anlatacağım. Evet şimdi bilgisayara nasıl port açabiliriz onu da kısaca anlatacağım. Şurada internet kısmına geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz. A ve internet ayarlarını öğesini aç kısmı var. Ona tıklıyorsunuz. Şurada sayfamız açılacak. Burada A paylaşım merkezi var. A paylaşım merkezine tıklıyorsunuz. Önünüze şöyle bir sayfa çıkıyor. Benim kablolu bağlısı, kablosuz bağlıysa yine bakabilirsiniz. Aynı mantık. Ben kablolu olduğu için Ethernet kısmına tıklıyorum. Şurada şöyle bir sayfa gelecek karşınıza. Buradaki gelen sayfada şurada ayrıntılar kısmına basacaksınız. Ayrıntılar kısmına. Ayrıntılar kısmına bastıktan sonra bakın şurada IPv4 adresi yazıyor. Bu IPv4 adresi sizin bilgisayarınıza ait olan IP'dir. Buradaki IP'yi bir yere not edeceksiniz. Benimki ne mesela 192.168.1.20. Bunu not ettikten sonra size az önce açtığım port kısmına tekrar geleceksiniz. Bu sefer burada portları yönlendirirken şuradaki IP kısmına, benim PlayStation'a yönlendirdim. Siz bilgisayardaysanız benimki 20 idi. Şurayı silip şuraya 20 yazacaksınız ve bilgisayarı seçeceksiniz. Bunları yaparsanız bilgisayara port açmış oluyorsunuz. Evet, porta açma videomuz bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. Ben işinize yarayacağını düşünüyorum. En azından oyundan atma ve oyunu bir tık hızlandırma konusunda çok yardımcı olacaktır. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen emeğime saygı gösterip abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.